Şimdi İstanbul'da bir oyunculuk akademisine gideceğiz ve haberci arkadaşım Rasih Turanoğlu bizimle birlikte. Rasih şimdi arkanda o eğitimden görüntüler var. O eğitim gerçekleştiriliyor. Nasıl veriliyor o eğitimler? Sendeyiz. Evet şüphesiz ki savaş ve dövüş sahneleri seyircileri en çok ekrana kilitleyen sahnelerdir. Bu sahneler ekranda kendini gösterirken seyirciler adeta koltuğa gömülürler ve o sahneyi yaşarlar. İşte seyirciye o sahneyi yaşatan sahneler nasıl çekiliyor? Oyuncuların büyük maharetiyle tabii teknolojinin de devreye girmesiyle çekiliyor. İşte aksiyon oyunculuğu sürecini konuşacağız. Aksiyon sahneleri yönetmeni İlker Can Karagüle ile merhabalar. Merhabalar. Hoş evet aksiyon oyunculuğu bambaşka bir alan. Yani normal oyunculuklar ancak aksiyon oyunculuğunda birçok kıvrak sahne var. Püf noktaları neler? Evet şöyle, şimdi genel olarak bir algı dövüşçülerin... ...bu sahnelerde yer alması üzerine kuruluyor ülkemizde ama... ...aslında aksiyon oyunculuğu tamamen başka bir matematikle çalışıyor... ...ve bu insanların bunun için eğitimlisi gerekiyor. Şöyle bir durum var, normalde bir, bir dövüş sanatlarında... ...kişinin rakibi vardır biliyorsunuz. Buradaysa partneri var aslında. Dolayısıyla oyuncunun zarar görmeyeceği... ...hızlı bir şekilde o sahneyi en estetik şekilde... ...canlandırması gerekiyor. Bunun için de belli bir temel eğitimden geçmesi gerekiyor... Dolayısıyla burada bu süreç hazırlanıyor. Ondan sonra o sahneler koreografisi hazırlanıyor bu sahnelerin tasarlandığı zaman. Ve dolayısıyla bu temel eğitimi, temel bilgiyi bildikten sonra o koreografilerde de daha rahat hareket edebilir. Ayrı. Dans gibi hazırlanıyorlar değil mi bu sahneler? Evet aslında dansla çok benzer. Zaten mesela biz çalışırken dans geçmişi olanlarla dövüş geçmişi olanlardan daha rahat hareket ediyoruz. Daha hızlı yol diyoruz. Çünkü dans geçmişi olanlar bedenlerine daha hakim oluyorlar ve her şey açık oluyorlar. Ama dövüş geçmişi olanlar daha sıkı, daha sert ve daha kalıp oldukları için daha biraz daha bu tarafa geçişte zorlanıyorlar açıkçası. Tabii pek çok oyuncuyla da çalıştınız. TRT'nin reyting rekorları kıran dizileri Diriliş Ertuğrul, Toskoparan İskender, kimlerle çalıştınız? Nasıldı bu oyuncularla çalışmak? Şöyle, Diriliş Ertuğrul'un ilk iki sezonunun bütün aksiyon sahnelerini tasarladım ve oyuncularını hazırladık. 3 aylık bir kampa girdik mesela Diriliş'in ilk bölümünden önce o işte o şey av sahnesinin hazırlığı süreci çok keyifli bir süreçti. Engin Altan Düz Yatağı'ndan işte Esra Bilgici, Cengiz Coşkun'un Nurettin Sönmez'i. Onun dışında farklı projelerde Kenan Emirzaloğlu olsun, Kerem Bursin olsun. Ee, yeni Barbaros projesinde yine TRT'nin Gözbebeği e, projede Tuna Astepe ve es, e, Melit Baba ile çalıştık. Çok güzel, keyifli çalışmalar yaptık. Dolayısıyla e, bu proje de tabii Türkiye'nin Türkiye gelişiminde de bir farklılık da yarattı aslında. Diriliş sonuçta çok önceki eski dönemlere göre büyük bir çizgi. O sahneler sadece Türkiye'de değil dünyanın dört bir yanında da büyük bir etki uyandırır. Tabii aksiyon sahneleri deyince değerli izleyiciler sadece kılıçla gerçekleşen sahneler değil. Aynı zamanda ateşli silahlarla gerçekleşen aksiyon sahneleri de burada çalışılıyor. Hemen İlker Can Karagül'e sattan bu ateşli silahla mesela bir tabanca ile müdahalenin savunmanın nasıl olacağını canlı da görelim şöyle. Hemen tabanca ile müdahale ya da Avancayla savunma nasıl gerçekleşiyor? Evet şu anda sahne gerçekleşiyor. Şimdi şöyle mesela silahlarda da genelde her şey estetiğe dayalı olduğu için öyle gerçekçilikten gidilmiyor. Görsel olarak şey yapmak gerekiyor. Tekrar çekelim. Mesela aldık çıktığımızda adamdayız gibi. <laughs> Peki, bu sahnelerde tabii hem kıvrak olmak önemli hem de estetik olmak önemli. Tabii aksiyon sahneleri biraz önce de zikrettiğimiz üzere seyirciyi en çok ekrana bağlayan sahneler işte o sahneler içinde çok yoğun, çok öte, çok zahmetli bir emek var. O zahmetli emeğin bir nebzesini de sizinle paylaşıp diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Rasis savaş sahnelerinin perde arkasını anlattı bize.